sehpaların tozlarını bir daha alıverin. Ne o Murat? Bir şeye canım mı sıkılıyor yavrum? Sıkılıyor anneciğim. Hiç kimsecikler yok oynayacak. Ömer de gelmeyecekmiş bugün. Ama okul açılsın, arkadaşlarınla bol bol oynarsın. Oho! Okulun açılmasına çok var. Ne yapıyorsun? Hay Allah, ödümü koparttım Muratcığım. Ben de şey geldi sandım. Mübeccel alam değil mi bu? O yavrum. Ne zaman gelecek bize? Gelecek inşallah yavrum. Elbet bir gün gelecek. Arkadaşın gelmedi mi bugün? Gelemiyormuş babacığım. Babası onu hayvanat bahçesine götürüyormuş. Sen de götürsene beni. Çok isterdim ama oğlum, bugün olmaz, işim var. Ama geçen haftadır Luna Park'a götürecektin, gene olmaz. İş oğlum, iş. Bir iş yemeğine gitmem gerekiyor. Gitmesen olmaz mı baba? Olmaz yavrum, çok önemli bir iş yemeği bu. İş yemeği ne demek baba? Yemek yerken iş konuşulur, iş konuşunca da daha çok para kazanmanın yolları açılır. Bizim paramız çok değil mi ki baba? Fazlası göz çıkarmaz oğlum. Keşke dayım burada olsaydı. Beni atlı karıncaya bindirirdi, bisikletle gezdirirdi, sirkte palyaçolara götürürdü, maça bile götürürdü beni. Hem o hiç iş yemeklerine gitmezdi. Ergele! Bana bak, sen mi zehirliyorsun bu çocuğu böyle? Ne zehirlemesi Hulusi Bey? Sen mi bahsediyorsun ona dayısından? Dayısından mı? Dayısından ya! O aylak hergeleden! Kardeşin olacak o, Allah'ın cezası heriften! Cevap ver! Sen tabii! Ama ben... Bugün çok sinirlisin Hulusi! Sakin ol biraz! Hem nedir mesele? Daha ne olsun hemşire! Bu çocuk hala dayısından söz ediyor bana! Unutmamış demek, bunda benim suçum ne? Sus kadın, sus! Karşılık verme! Bak Hulusi, bana kalırsa kimsenin suçu yok bunda! Ne demişler? Kız halaya, oğlan da dayıya! Çekmez be! Çekmez dayısına benim oğlum! Akıllıdır yavrum benim! Dayısına falan çekmez o! Bundan böyle, bu evde ne o heriften, ne de mübeccelden bahsetmek yok, anlaşıldı mı? Yasak ediyorum, tamam mı? Yasak ediyorum! Dayısına çekermiş! Siz mualla sönmez! Mustafa oğlu Tarık'ı kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet, kabul ediyorum! Siz Mustafa oğlu Tarık, mualla sönmezle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Kabul ediyor musunuz dedim? Bana mı dediniz? Zevceliğe kabul ediyor musunuz? Evet. İmzalayın lütfen. Siz de. Polis. Biliyordum. Kanunun er geç yakama yapışacağını biliyordum. Tarık! Seninle mutluluğu yakalamıştım mahalle. Fakat çok geç. Çok geç artık. Buldular izini. Tarık! Elveda mahalle. Yürü! Sen benim için koskoca bir servettin mahalle. Ama son anda kayıp gittin avuçlarımın arasından. Elveda mahalle. Tarık!
Yetişemeyeceksiniz diyordum patladı. Trafik mi abi? Tam üç vasıta değiştirdik. Polislik size iyi yakışacak çocuklar. Az daha tombul bir yavruya fiyakalı bir damat oluyorduk. İşe bak ya! Babası kızını mirastan mahrum ediyor, biz son anda öğreniyoruz. Bir uyanmasam... Evlenmiştin. Milyoner olmayan bir kızla. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım çocuklar. Ben buralarda barınamam artık. Şehri terk etmem gerek. Doğru be. Her şey beklenir o heriften. Peki nereye gideceksin? Ablama gideceğim. Başka çarem yok. Kayınpeder hiç vakit kaybetmemiş anlaşılan. Evlense miydim acaba? Sen de kimsin be, nereden çıktın? Yukarısı çok esiyor da ahbap. Nerede indireyim seni? Deli misin be? Görmüyor musun ne şakacı herifler? Ama benim şakamı kaldıramadı işte, inekler! Yani seni mi kovalıyor bu herifler? Ne sandın ya? Daha hızlı, daha hızlı be! Tamam patron! Sana oyun oynamak ha! Elması alıp kaçmak ha! Ulan Rıza, yaktım şuranı! Niye kovalıyorlar? Nereye gidiyorsun? İstanbul'a! Gazinoda programa mı yetişiyorsun? Yok, programı bitirdik de dönüyoruz. Öbür hergele de erkete de bekliyordu demek. Birlikte oynadılar bu oyunu bana. Ulan sarhoş manyak! Demek işin gücün yok. Çalışmak ters gelir bana be reis. Aferin sana! Niye uyutuyorsun bu beyefendiyi? Uyanınca su koy veriyor kamyon onun da. Oo, beyler kapatıyor arayı. Aramız açık olsun daha iyi. Sana da küsmelerini istemiyorum. Şu köşeyi dönünce fırla arkadaşım ha! Öyle olsun be reis. Ama sen ne yapacaksın? Şans şimdilik benden yana, sıyırırım paçayı. Eyvallah reis, iyi şanslar! Gene görüşeceğiz arkadaşım! Beklerim! Bekle tabii, gelip göreceğim seni! Dönüşünü bildireceksin değil mi? Telefon ederim! Aman Hulusi'cim, dikkatli sür otomobili! Güle güle babacığım! İyi yolculuklar! Nedir bu? Yelkenli gemi olacaktı ama bitiremedi dayım. Dayın mı? Hı. Hiçbir zamanda bitiremeyecek. Özlemişim seni be ahbap! Ben de seni çok özledim dayıcığım! Dayım benim!
Bayağı büyümüşsün be Ahlan. Senin kadar olur muyum acaba? Oo, beni bile geçersin sen. Artık hiç gitmeyeceksin değil mi dayıcığım? Hep bizimle kalacaksın değil mi? Dayım, benim dayım. Annemle halam geldiğine çok sevinecekler dayı. Doğru söylüyorsun Ahbap. Hele eniştem olsaydı düşer bayılırdı herhalde. Nedir bu halin? Ter içinde kalmışsın. Hay Allah iyiliğini versin. Gir içeri. Tontonum benim. Demek elli değil, kulağıma bir ıslık sesi geldi. Aha. Bu bizim Sırık'ın ıslığına benziyor dedim kendi kendime. İki gol attı anne dayı. Bu hangi takımın forması böyle müsibet? Ha, nikah spor tonton. Deplasmanda puan kaptırmasaydık iyi prim alacaktık ama işte. Hiç değişmemiş bu Sırık ayol. Hala çocuk. Allah'tan Hulusi iş seyahatinde. O reçellerden gene var mı abla? Hani şu annemin yaptığı gibi. Hadi bakalım haylazlar, önce bir duş alın hadi. Hey gidi anacığım, o da böyle yapardı bu reçeli. Sırık oğlum, doğru dürüst anlatsana neler yaptığını. Nerelerde sürtüyordun 2 yıldır? İlk kez size açıklıyorum bu sırrı. Hindistan'da yılan oynatıyordum. Aa, sen ne müsibet seni! Yılan oynatıyormuş. Abla kurtar, vuruyor baksana. Bari burada kalıp ayı oynatsaydın. Haylaz seni. Ne yapayım? Adam olur mu bu senin kardeşi? Şimdilik pek umut yok ama belli olmaz ki. 2 yıl geçiverdi işte tonton. Kalktım geldim. Fena özlemiştim sizleri. Hele Murat'ı. Enişten de ah nerelerde bu aylak herif diye seni sayıklayıp duruyordu hasretinden. Hiç korkmadın mı ah oğlum? Ya evde olsaydı? Hı? Seni üzmek istemem abla. Bir süre sonra gideceğim. Ama şu sıra kalmaya mecburum. Gidecek misin? Seni de alırım be Ahbap. Birlikte gider dünyayı dolaşırız. Ben hep yanımda olmanı isterim Tarık. Ama yeter ki sana kalma diyen mi var müsibet? Ama biliyorsun enişten... Aylak ne demek dayı? Şey... şakacı demek Ahbap. Sahiden de öylesin. Çok aylaksın dayıcığım. Sağ ol Ahbap. Peki ama... niye seni istemiyor babam? Niye istemesin yavrum? İstiyor işte. İstemiyor tabii. Ben duydum. Mübeccel alamı da istemiyor. Ah Hulusi, ah inatçı keçi. Hala affetmiyor kadıncağızı. Zavallı mübeccelciğim, zavallı kardeşim benim. Takmayın kafanızı ya. Gün doğmadan neler doğar. Bu bitiremediğimiz yelkenli değil mi? Evet dayı, o işte. Hani bitirmemiştik. Bitirememiştik be Afan. Baban önemli bir iş için yollayıvermişti ya beni. Neyse bu sefer çabuk tutarız elimizi.
Ne olur ne olmaz ha? Muruş! Murat! Huhu! Kim o yanındaki Muruş? Dayım, adı da Tarık. Ay ben de Betül. Hoş geldiniz Tarık Bey. Muhitimize renk getirdiniz. Teşekkür ederim hanımefendi. Kim bu şirin yavruya? Betül abla, Şazment teyzenin kızı. Ha, iyi. Ay ben de aynen sizin gibi düşünüyorum. Daha ilk bakışta anlamıştım zaten. Ne diyor bu ya? Bilmem. Hem dayı, ben bu ablayı sık sık sokakta görüyorum, hiç anlamıyorum. Neyi anlamıyorsun apa? Hem her gün dışarıda, hem de evde kalmış diyorlar ona. Ay Naimeciğim, görsen bir yakışıklı, bir yakışıklı. Bu kadar olur yani. Bana neler dedi bilsen. Evet Naimeciğim, aynen böyle oldu işte. Tam aradığım tipsin Betül dedi. Seni çok beğeniyorum dedi. Ay, aynen öyle oldu şekerim. Sol eliyle gömleğinin yakasını düzeltir gibi yapıp omzunu hafifçe yukarıya kaldırmaz mı? Ay vallahi bayılacak gibi oldum, vallahi. Evet onu diyorum ya, tipimsin. Seni çok beğeniyorum işareti yaptı. Bu avantajı biraz fazla ama. Tarık, Tarıkcığım, çok bekletmedim ya canım. Randevu yerini şaşırdım. Sen bana köşe başı işareti yaptın sandım önce. Onun için biraz geciktim. Öyle mi oldu? Bahçede sağ elini beline koyup sol elinle saçlarını düzeltince hemen koştum geldim. Ne? Sağ elimi belime koyup sol elimle de saçlarımı... Saçını düzelttin çapkın. Buluşma işareti yaptın. Baş parmağın havadaydı. Ha? Büyüklerimiz anlayacak diye ödüm kopuyor Tarıkcığım. Fena mena bir yerlere gidelim ha canım. Ah bayılırım lahmacuna. Lahmacuncu! Buyur abla. Bir tane lahmacun bize. Ben yemem. Ay yemiyorsun demek. Bir tanesi kalsın lahmacuncu. Nereden bozalım onu ablacığım, ufak paran yok mu? Ay ufak ayol işte, 500 lira. Ay, Tarıkcığım sen veriver canım. Ben mi vereyim? Hı-hı. Sağ ol abiciğim. Tarık! Bekle! Ay, ay çarpıldım, tuttu. Lahmacun üzerine koşamıyorum tabii. Nereye gidiyorsun? Tenha bir yer arıyordum. Çılgın! Bana bir şey mi söyledin? Yo, ben bir şey demedim. Deyin öyleyse, tatlı bir şey söyleyeyim. Beni rahatsız etmeye hakkınız yok. Tabii ya, bu kadar güzel olmasaydınız gelmezdim peşinizden. Bu gece uyku yok bana. Ben bu gece ne yapacağım? He? Hadi bakalım, şimdi siz cevap verin bana. Peşimi bırakın. Yapar mıyım hiç öyle şey? Nereye giderseniz gidin peşinizdeyim.
Yanılmıyorum değil mi? Buraya bir kız girdi değil mi? Evet. Ya. Murat'ın öğretmeni ona özel ders veriyor. Ya. Ha ha. Tarık. Hı. Olamaz. Yapamazsınız bunu. Yaptım işte. Hayır, olamaz. Çılgınlık bu. Çevredeki bütün evlere girip çıktım. En sonunda seni burada yakaladım işte. Ne oluyor dayı? Dayı? Dayı mı dedin? Dayım ya. Dayım o benim. Başlayalım. 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 Enişteciğim, çok iyi gördüm sizi. Hoş geldin babacığım. Hangi yüzle geldin bu eve? Çok özlemiştim sizleri. Bir gideyim göreyim dedim, geldim işte. Beni rezil etmeye mi geldin yine? Aa, yapar mıyım enişte? Beni rezil etmeye mi geldin diyorum sana? Çıkmış. Anne! Anneciğim! Söyle babama dayımı göndermesin. Halacığım, kalsın dayım, gitmesin. Hangi yüzle bu eve gelmeye kalkıyorsun? Daha önce yaptıkların yetmedi mi? Ben masumum enişte. Herhal çıkıp gitmeni istiyorum bu evden, o kadar! Çok sinirlisin Hulusi Bey. Daha sonra konuşsanız bunları. Karışma sen, karışma! Yo. Kimsenin benim yüzümden üzülmesini istemem. Hoşçakalın. Dayıcığım gitme! Ne olur gitme! Eyvallah ablam, hoşça kal. Hayır! Gidemez dayım! Benim arkadaşım o! O giderse ben de giderim!
Hanım! Buyurun Hulusi Bey. Ben bu herife Hamdullah Bey'in ciklet fabrikasında iş buldum mu? Buldun Hulusi Bey. Hamdullah Bey'in ciklet fabrikasında kaç gün çalıştı bu herif? 4 gün çalıştı Hulusi. Anlat! Tarık Hamdullah Bey'le takıştı. Evet! Takışınca da çikletlerdeki hayvanlar serisinden gergedan resimlerini çıkartıp... ...yerine Hamdullah Bey'in resimlerini koydu. Sonuç! Satışlar bir anda düştü. Ne? Kovuldu. Yanlışlık oldu efendim. Sus! Hamdullah Bey günlerce sokağa çıkamadı. Çoluk çocuğa maskara oldu. Hamdullah Bey'le ortaklık işi de suya düştü. 950 bin lira hayal oldu. Ayrıca Yasemin Hanım'ın yatak odasını gözetlerken yakalandın mı? İspiyon ettiler. Sus! Gece yarısı bir sokak kadınını eve getirmeye kalktın mı? Vicdanımın sesini dinledim. Terk edilmiş, kimsesiz bir masumu gece yarısı sokak ortasında bırakamazdım ya enişte. Bütün bunlardan sonra söyleyeceğin bir şey var mı ha? Var mı? Beraatimi istiyorum efendim. Sus sen! Otur yerine! Peki, peki dayıcım, gergedanların yerine Hamdullah Bey'in resimlerini koyunca ne oldu? Bu hayvanın ismini yazmamışsınız, ne cins olduğunu anlayamadık diye şikayet mektupları yağmaya başladık fabrikaya. Gene neler oluyor bakalım? Hiç abla, konuşuyorduk. Hadi Murat, yatağına. Ne iyi oldu dayımın geldiği değil mi anneciğim? Ama bir de mübeccel alam gelse. Hadi iyi geceler ahbap. İyi geceler dayı. Kusura bakma abla. Seni de güç duruma düşürdüm. Ama uygun bir zamanda hemen gideceğim. Ne zaman büyüyeceksin sen? Bir ara büyüyordum galiba. O kıza rastladığın zaman. Evlendi gitti işte. Hadi artık yat koca olan. İyi geceler. İyi geceler abla. Yarın çalışmaya başlıyorsun. Zati Bey'in Levent'teki çuval fabrikasında. 7.30'da iş başı. Merhaba. Merhaba. Aç. Nereden çıktın sen ya? Yerini zor buldum be arkadaşım. Herifler buraya kadar geldi peşimden. Hala izliyor mu seni bu herifler? Ne sandın ya? Peki ne arıyorsun sen burada? Beklemiyor muydun yani? Yo. Şu benim 2 milyonu rica edeceğim. Deli falan değilsin ya reis. Ne 2 milyonu ya? Şakayı bırak da hadi ver şu elmazı. Ay elmas mı verdin sen bana? Tabii ya. Kamyondan atlamadan önce cebine koymuştum. Onu istiyorum işte. Ha smokin. Peki bakalım. Al. Yok işte buna bakar. Hop ağır ol. Sermayemiz bizim o. Yemin etsene. Annenin babanın üstüne yemin etsene. Elmas sende değil diye. Değil be ya, yemin ediyorum işte. Hadi çek git şimdi. Gider miyim be? Elması almadan gider miyim hiç? Gitmeyeceğim. Şşşt! Gürültü etme, eniştemi uyandıracaksın. Uyansın ne yapalım, herkes uyansın. Sen efendi adamsın. Şimdi biraz açık havaya çık, öbür iş kolay, hallederiz. Hadi gel. Bir öğrenirlerse buraya girdiğimi... Sus ya! Evin her tarafını ararım arkadaş. Dur be dur! Bela mısın nesin sen? Gir içeri ya! Nerede benim elmasım? Elmasımı istiyorum! Sakın sesini çıkartma, gir! Gir şuraya! Kiminle konuşuyordun? Ne konuşması? Neydi o gürültüler? Hangi gürültüler? Ulan demeyecek biri bar bar bağırıyordu burada! Kim bağırabilir burada? Bağırıyordu işte, duydum! Hay Allah, tabii ya, bağırıyordu ya. Haklısın be enişte. Kim bağırıyordu lan? Pierre Lemon. O da kim? Namusunu temizlemek için hapisten kaçıyor. Jandarmalar yakalıyor Pierre'i. O da... Ne oluyor peki? Kurtuluyor tabii. Radyo tiyatrosu enişte, az önce bitti. Bana bak, bir daha öyle sonuna kadar açma radyoyu.
Yoksa tiyatroyu miyatroyu gösteririm ben sana. Bu evin kanunları var be! Git yat hadi, git yat! Peki, iyi geceler enişte. İyi geceler. Diğer Lolo bilmem neymiş. Allah'ın cezası! Burada yat bu gece. Yat ama ne olur sesimi çıkartma. Burası tavan arası yahu, yok muydu bana verecek daha iyi bir odanı? Sana denize bakan odalardan birini verelim istersen. Ha iyi ver. Otel mi burası be? Tarık. Tarıkçığım kalk, işe başlıyorsun, unuttun mu? Bırakın beni ya, gece yarısı iş mi var? Kalk Hınzır. Kalk hadi, enişten şimdi gelir kontrole. Eniştenden bana ne ya? Ha? Ay, sağ ol ablacığım. Ay. Uyan hadi, uyan! Uf! Ne biçim yer burası ya, kafamı... Hay kafana senin! Bana bak, şimdi gidiyorum. Akşama döndüğüm zaman voltanı almış olacaksın. Tamam mı? Tanık! Neredesin hele? Söz değil mi? Elmas ne olacak? Ay, vallahi yok, billahi yok. Namussuzum ki yok, yemin ediyorum işte. Yani sende değil. Olsa vermez miyim? Tanık! Çık ortaya be adam! Tamam mı? Söz, gidiyorsun değil mi? Tamam, madem yemin ettiğin yok diye, bana da gitmek düşer. Söz, gidiyor. Sağ ol be reis. Ayıp ettin be yahu, halden anlarız. Tarık! İyi şanslar reis. Sana da be arkadaşım, günün birinde belki gene görüşürüz. Kaç oldu? 4. Sekiz oldu abi. Abi sekiz oldu. Oh, o kadar oldu mu ben gideyim öyleyse. Yok be abi, çuvallar sekiz oldu diyorum. Gel. Alo? Aa, Sırık! Ay, arayanı sevsinler! Bana bak müsibet! Doğru dürüst çalışıyorsun, değil mi? Hem de nasıl! İmzalamam gereken bir sürü evrak var ama... ...gene de bir hatırınızı sorayım dedim. Sen kendine bak oğlum! Biz çok iyiyiz! Türk gibiyiz! Aa! Aa, Sırık oğlum! Niye gürültü patırdı olsun evde? Ha? Yabancı mı? Ne yabancısı? Şş, bana bak! Üşütmedin ya sen ha? Hiç yabancı girebilir mi bu eve? Ha? Ömürsün vallahi. Aa. Hadi hadi! Hadi müsibet işin başına vurmuş seni! Vallahi hop hop hopladı yüreğim. Aynen. Ben de öyle. Tamam, geliyorum. Merhaba. Merhaba Tarık Bey. Ders bitti demek. Öyle. İşe başlamışsınız, kutlarım sizi. Teşekkürler. Bana kalırsa yeteri kadar meşgul olmuyorsun Murat'la. Anlamadım. Tabii ya, dersi biraz daha uzatsan daha çok birlikte olabileceğim seninle. Siz hiç ciddi olamaz mısınız Tarık Bey? Ama ben çok ciddiyim. İyi günler Tarık Bey. Siz ne
nereye Tarık Bey? Sır saklayabilir misin? Seni evine götürüyorum. Şey, ben yalnız gitsem daha iyi. Birinden mi çekiniyorsun? Nasıl yani? Yani döveceğim kimse yok değil mi? Etrafta nişanlının sevgili gibi falan. Nişanlı değilim. Sevgilim falan da yok. Her an olabilir. Çok dikkatli olmalıyız. Çok güldürdünüz beni Tarık Bey. İşte benimle olmanın faydalarından biri. Gelelim ötekilerine. Niye böyle hep şakacı, hayata boş veren havalardasınız Tarık Bey? Öyle olduğum için. Sanmam. Ya. Ya. Belki de gerçeklerden korktuğunuz için cesaret edemiyorsunuz ciddi olmaya. Kafamı karıştırdın Serap. Ben neysem oyum işte. Boş, anlamsız şeyler peşindesiniz Tarık Bey. Oysa hayatta yapılacak çok daha güzel şeyler var. Ben de onu yapıyorum işte Serap. Seninle ilgileniyorum. İşte burası. Teşekkürler Tarık Bey. Demek burada oturuyorsun. Evet, annemle. Baban? O bizimle değil artık. Yarın ne yapıp yapıp işten daha erken çıkacağım, yoksa... İşinizi aksatmasanız daha iyi olur Tarık Bey. Tarık Bey dedin değil mi? Evet. Şu sondaki B'ye atarsak ne olur? Tarık. Ne olur? Tarık. Ne güzel Tarık diyorsun bana. Tarık'cığım! Nonoş, işaret parmağınla burnunun ucuna dokunup ayaklarını çapraz yapınca hemencecik anladım. Anladın demek. Özledim Betül. Koş gel işareti yaptın bana. Vay canına! Ay çok romantiksin. Aynı İboş gibi. İboş mu? İbrahim, üçüncü nişanlım yani. O da bir dakika olsun yanımdan ayrılmaz. Beni hep yanında isterdi. Ay kıskanmıyorsun ya hayatım. Kendimi zor tutuyorum. Ama zamanla alışırım elbet. Ay çok affedersin Tarık'cığım. Necati'yi hatırladım birdenbire. Üçüncü nişanlım. Üçüncü İboş. Ay affedersin, beşinci diyecektim. Benimle evlenir misin? Bakıyorum vaktini boşa geçirmiyorsun. Ufak bir işim vardı da onun peşindeyim. Biliyorum, biliyorum. Ne işler peşinde olduğunu çok iyi biliyorum. Ne oluyor be? Nedir bu rezalet? Murat'la Tarık birbirlerine sesleniyorlar Hulusi Bey. İyi bok yiyorlar. Hoş geldin dayıcım. Hoş bulduk ahbap. Müdür oldun değil mi dayı? Şey, müdürlük gibi bir şey ahbap. Ama topu topu 150 kişi var emrimde. Olsun. Kaç gün çalışacaksın dayı? Sen büyüyünceye kadar. Sorarım o saygısıza ben. En kıymetli içkiler mi içtiği yetişmiyormuş gibi bütün kekleri mi değmiş Allah'ın cezası? Belki o yapmamıştır Hulusi Bey. Sen nasıl içersin benim içkilerimi ha? Nasıl içersin? Enişte ben şey... Ettim! Ah içtim. Üzüntümden içtim enişteciğim. Ne üzüntüsü be? 2,5 liralık şarap neyine yetmiyor? Bu ne cesaret, bu ne küstahlık? Haklısın enişte. Kekleri de mi üzüntünden sıkkımlandın ha? Şey, kekleri ben yedim babacığım. Görüyorsun değil mi? Şu çocuğa nasıl örnek olduğunu görüyorsun değil mi? Dayını iyi korudun ahbap. Sen gidersen ne yaparım sonra? Ama azarlansaydın ben de çok üzülürdüm be ahbap. Hani söz vermiştin, gidiyordun? Vazgeçtim. Ulan üstelik eniştemin içkilerini de yürütmüşsün. Ödünç aldım, acıkmıştım ya. Yürü hadi, hemen gidiyorsun buradan. Deli miyim ben, elması almadan adımımı bile atmam. Yahu yemin ettik ya bu sabah, yok işte. Burada yok, zorla mı atayım istiyorsun? Hadi be, hadi yürü. Hadi madi, ver elması gideyim hadi. Başlarım şimdi senin elmasına. Hadi git başka yerde ara elmasını. Şşt, gürültü oluyor, enişten duyacak. Bak kardeşim, diyorum ki çık bu evden, çık. Yani... Böyle çık git. Gitmem.
Git be, gitsene be! Teessüf ederim kazık arkadaşım. Ya, kusura bakma. Çok öfkelendim birden. Zaten çalışıyorum, bir de sen... Çalışıyor musun? Tabii ya, eniştem iş buldu bana. Yok ya... Vah be, olur mu be? Aslan gibi delikanlıya yapılır mı bu be? Ya, boş ver ya, dert etme. Ne yapalım, olmuş bir kere. Elmas kaybetmedin ya. Nedir senin derdin be reis? Tövbekarım ben, anlıyor musun? Tövbekar bir kasa hırsızı. Zamanlar portakal gibi soyardım kasaları. Ama o dışarıda gördüğün herifler uyuttu beni. Başkasına ait bir kasayı açtırmışlar bana. Son anda çaktım hain dümenlerini. Ması kaptığım gibi tüydüm yanlarından. Niye? Götürüp gerçek sahiplerine verecektim onu. Namusumu temizleyecektim. Size bir telgraf efendim. Lütfen imzalayın. Merhaba Tonton. O da ne? Ağlıyorsun sen ya. Kötü bir haber mi aldın yoksa? Mübencelim. Zavallı mübencelim benim. Ah, ablalığımı gösteremedim sana. Trafik kazası geçirmiş değil mi? Canım kardeşim benim. Sen? Sen nereden biliyorsun? Ben yazdım telgrafı. Sen mi yazdın? Ya yazdım işte. Yani? Yani yok böyle bir şey. Trafik kazası geçirmedi mübeccel hala. Seni musibet seni! Niye yaptın bunu? Perişan oldum, dünya başıma yıkıldı bir an. Hah, işte dünyayı eniştemin başına yıkarsak oldu bu iş. Ah benim iyi kalpli sırrım! Şu keçi Hulusi yumuşar mı acaba? Bir telgraf daha çekersem enişteye bu iş tamam diyorum. Ne yazacağız telgrafa? Senin gibi kayınbiraderin. Ne oluyor? Burada da mı rahat yok? Ulan az yiyin de az şey yapın biraz be! Herkesin de bilmem ne yapacağı tuttu bu gece. Sen de mi uyuyamadın Ahbap? Uyuyamadım dayıcığım, tavan arasından acayip tıkırtılar geliyor. Delirdin mi sen ya? Sıkıştım ya. Ya ne yapalım sıkıştıysan, manyak mısın sen ya? Çık. Sen git yat istersen Ahbap, ha? Sonra anlatırım ben sana. Hadi. Çabuk kaybol! Tamam tamam, gidiyoruz. Çık be! Çık dışarı! Babanın yeri mi orası? Çık çabuk, başımın belası! Daha şimdi girmiştim enişteciğim. Beni götürmeyi kabul ettiğin için çok teşekkürler Serap abla. Dayını çok seviyorsun değil mi? Çok. Sen? Ben mi? Sen de seviyor musun dayını? Çocukları severim ben.
Peki ama niye kafasını karıştırıyorsun dayıman? Nasıl? Dayım uykularımı kaçırıyor bu kız diyor. Bu güzel kız diyor. Öyle diyor demek. İşte burası Murat. Sen de gelsene Serap abla. Ben çıkışınızda burada olurum. Unutma, bugünkü konumuz neydi? Çevremizi tanıyalım. Kim bu? Müdür beyin yeğeni. Bir saniye küçük bey. Buyurun küçük bey, dayınız sizi bekliyor. Teşekkür ederim, sen gidebilirsin. Sen de kimsin? Beni mi görmek istedin? Hayır, ben müdürü görecektim. İyi ya, müdür benim işte. Ama dayımı arıyorum ben. Kim senin dayı? Tarık, ismi Tarık. Tarık mı? Evet, burada müdürlük yapıyor. Hay Allah! Ne müdürü bu senin, dayın mıdır nedir? Dayım... Nermin Hanım, buraya gelin. Buyurun efendim. Kim bunun dayısı ya? Neyin nesi, nasıl biri? Uzun boyludur, şakacıdır, hep güler. Ağaçtan yelkenliler yapar. Dayım benim, burada müdür. Efendim kesin olarak bilmiyorum ama çuvalların tartıldığı bölümdeki genç olacak galiba. Evet evet, o işte, çuval tartma müdürü. Çuval tartma müdürü. Çuval tartma müdürü, he? Çuval, çuval, ha? Çuval müdürü, ha? Çuval müdürü, ha? Çuval, alın bunu dayısına, müdüre, müdüre götürün. Ne oldu be ahbap? Gel bakalım şöyle. Gel yazıhanemde konuşalım. Anlat bakalım ahbap. Ne oldu seni böyle ağlatacak? Hı? Elbet bir çaresini buluruz. O adam... O adam çok güldü bana dayı. Alay etti. Kim, hangi adam? Müdür. O yukarıdaki şişko işte. Peki ne işin vardı onun yanında be ahbap? Seni sordum, o adama götürdüler beni. Bana kim senin dayın dedi. Sonra? Dayım, çuval tartma müdürü dedim, alay etti beni. Güldü, çok güldü. Sen müdür değilmişsin, öyle mi dayı? Boş ver be ahbap. Üzüldüğün şeye bak. Biz de o tospağaya güleriz istersen, ha? Güzel. Peki ama nerede kaldı bu berber İsmail? Telaşlanmayın efendim, gelir şimdi. Hı. Merhaba, beyefendinin tıraşı için geldim. Sen de nereden çıktın ya? İsmail yok mu? İsmail kızamık çıkardı efendim. Onun yerine ben geldim. Peki, peki. Hadi sallanma, çabuk işine başla. Sen de otur, toplantıda söyleyeceğim lafları toparlayalım. Baş üstüne efendim. Müsaade eder misin? Hı. Nasıl olacak efendim? Kısaltacaksın. Başüstüne efendim. Üstlerden çok az alacaksın ha. Siz hiç merak etmeyin efendim.
Çok güldüm dayıcım. O tospa daha çok arar beni. Murat! Hey! İşte sürpriz diye ben buna derim. Ben de. Ve iş hayatı da böylece sona erdi demek. Öyle oldu. Peki ne olacak Tarık? Şimdi ne iş yapacaksın? Bir berber dükkanı açmayı düşünüyorum. Sonunda izini bulduk Hergelen'in. Patron çok sevinecek bu işe. Ne tuhaf, babama benzetiyorum seni. Babana mı? Evet, çok severdim onu. Şakacı, duygulu, iyi kalpliydi. Ama sonunda bırakıp gitti bizi. O da ciddiye almazdı hayatı senin gibi. Gerçekten babana benziyor mu? Hı hı. Ama ben baban gibi seni bırakıp gitmem. Evdekilere ne diyeceğiz dayı? Hiçbir şey. Takma kafanı sen ahbap. İdare ederim ben durumu. Tarık! Tarıkcığım! Aynen canım. Ben de Tarıkcığım. Hadi! Nasıl bulunmaz efendim? Ne cesaretle el sürüyorsunuz benim eşyalarıma? İnan elimi bile sürmedim Hulusi Bey, hiç görmedim. Uçmadı ya bu Meret! Kaldırmışsındır ayol bir yere. Hatırlamaya çalış. Ne arıyor acaba ya? Bilmem dayıcım. İkinci telgraf da geldi. En kıymetli şemsiyem be! Ankara'ya da şemsiyesiz gidemem ya! Hay sersem kafam! Şey Hulusi, ben onu... Evet? ...havan arasına koymuştum. Aferin! Aferin sana hemşire! Yarın da çöp tenekesini atarsın, olur biter! Enişte, önemli bir şey söyleyeceğim size. O şimdi sonra söylersin, önce şemsiyemi bulayım. Ama çok önemli enişte. Şemsiyemden önemli mi? Ne yapacaksın şemsiyeye enişte? Şey yapacağım, elinin körünü yapacağım. Şemsiye ne yapılır be? Bu yıl yağmur olmayacakmış da... ...hem modası geçti o tip şemsiyelerin. Şimdi kısa saplı, yandan çıktılar moda. Hem her rengi var. Onu sen kullan, zirzop çekil önler hadi! Ben o şemsiyeyi mutfakta gördüm enişte. Şaziye yalan mı söylüyor ulan? Sana ne benim şemsiyemden? Çekil hadi! Selam yok mu arkadaş? Yakalansaydın ne olurdu biliyor musun? Oho! Biz ne zalim durumlardan sıyrılmışızdır arkadaş. Baktım hain laflar geliyor kapının arkasından... ...hemen aldım pozisyonumu. Bak reis... ...bu iş bitsin artık ha, ne dersin? Her an anlayabilirler burada olduğunu. Dün gece de herkesi uyandırdım. Ne yapayım, yerimi yadırgıyorum. Ya, benim odamda yat istersen ha? Çok yordular mı bugün seni? Çok. Kovuldum işten. Hey aslanım ha, şöyle ya. Aferin be, aferin sana. Ak şu elması bir bulayım. Ama burada bulamazsın onu, elmas belmas yok burada. Sana bir şey söyleyeyim mi kazık arkadaşım? Sana inanıyorum. Üç kağıtçının tekisin besbelli ama... ...bu kelekliği yapacak adam değilsin. Şımartıyorsun beni. Ben ne yiyeceğim? Karnım acıktı. İçkim de yok. Zile basın hemen getirirler beyefendi. Bu otel iki kişiyi birden kaldırmaz ama neyse.
Ha, şu enişten var ya enişten. Evet. Ben insandan anlarım arkadaşım. Tam elmas hırsızı tipi var senin eniştende. Ya. Demek ünlü iş adamı Hulusi Kutman'ın evine girdi. Yanında bir de çocuk vardı patron. Hulusi Bey'in oğlu olmalı. Bu geceden başlayarak evi sürekli kontrol altında tutacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı patron. Elmas'a iyice yaklaştık sayılır. Giden gitmez telgraf çeker mi? Becel'in durumunu bildiririm size. Allah verir de geç kalmış olmasam. Güle güle. Bebeğim, abi. Canım. Abiciğim. Canım kardeşim. Oh Allah'ım, iyisin. İyileştin demek. Sen komadaydın hani? Ben mi komadaydım? Ama abi, asıl senin komada olduğun yazılıydı telgrafta. Telgraf mı? Ne telgraf? Abin trafik kazası geçirdik, komada. Seni sayıklıyor diye telgraf aldım. Çok şükür düzelmişsin. Mübeccel. Ablacığım. Canım kardeşim benim. Ablacığım. Tanem. Sahi sen mi yaptın bu işi dayı? Ne yaparsın be ahbap? Dargın kalmalarına gönlüm razı olmadı bir türlü. Hadi şeref efendim. Sağlığınıza. Ah bilemezsiniz. Nasıl heyecanlandım o telgrafı alınca. Ama ölünceye dek unutmayacağım bu iyiliğini. Bir tanedir sırık oğlum benim. Bak iki tarafı da ne güzel idare etmiş. Ulan müsibet. Beni bile uyuttun. Demek bir telgraf buraya mübeccel komada. Bir telgraf oraya Hulusi komada. Sen dünyanın en tatlı, en yakışıklı, en sırık... En büyük serserisiyim. Kuş uçtu. Geçti ahbap. Ne yapıyorsun be, çıldırdın mı sen? Yo, elması arıyorum. Ne işi var elmasın burada? Eniştem mutlaka burada saklıyor onu. Yapmaz öyle şey. Hadi çabuk çıkalım buradan. Dur, sonuna geldim işte, bir dakika. Gördün mü, yok işte. Hadi. Enişten elması satmış besbelli. Hadi, hadi saçmalamayı bırak. Hem üzülme artık. Gidiyorum. Evet, geldiğim yoldan gidiyorum. Nereye gideceksin? Ne bileyim ben. Belki de polise gider, her şeyi tatlı tatlı anlatırım. En doğrusu da bu galiba. Alışmıştım sana be reis. Ben de sana. Epey sıkıntıya soktum seni, kusura bakma. Hadi eyvallah. Yolun açık olsun. Sağ ol. Ha, gözüne filan ilişirse bana haber vermeyi unutma. Ha? Unutmam reis. Rıza bu. Sarhoş Rıza. Ne yaptın elması? Söyledik ya, ben de değil. Hulusi Bey'in evinde ne işin vardı? Niye girdin oraya? Eniştemin evi orası. Hulusi eniştemin evi. Eniştem mi? Ünlü bir iş adamı o, sense... Bizim de az buçuk bir ünümüz var elbette.
Peki, beraber kaçtığınız o uzun boylu herif kim? O tesadüfen karıştı bu olaya. Kamyonun arkasında olduğundan haberim bile yoktu. Ne işi var o evde? Arkadaş oldu. Arada sırada gelip yokluyor beni. Yeğenimi gezmeye getiriyor. Elmas'tan filan haberi yok. Elmas nerede? Karış! Konuşuyoruz ya. Uyuttunuz beni. Kaçıp eniştemin yanına sığındım. Evet! Sonra birden kayboluverdi Elmas. Bir de baktım, püf, uçmuş. Ne demek uçmuş ulan? Ne yaptın Elmas'ı? Eniştem yürüttü besbelli. Bayılır böyle şeylere. Elmas gördü mü dayanamıyor. Acayip bir huyu var. Hadi bakalım, konuş eniştenle. Konuşayım. Sen benim odamda yatacaksın bu gece. Alo. Alo, ben görüşmek istiyorum. Çok iyi ediyorsun. Ama kiminle görüşmek istiyorsun? Sen misin enişte? Kimi arıyorlar? Beni arıyorlar enişte. Fabrikadan bir arkadaş. Sen nereden telefon ediyorsun? Neredeyim ben? Nerede olduğunun önemi yok. Konuş bana bak sen. Dostlarımın şefkatli ellerindeyim şimdi enişteciğim. Çok ısrar ettiler. Dayanamadım. Geceyi burada geçireceğim. Ne dedin onlara? Elması senin yürüttüğünü enişteciğim. Ne? Söylemek zorunda kaldım enişteciğim. Sonsuz şefkat gösterdiler bana. Her şeyi bir güzel anlattım. Peki ne olacak şimdi? Şimdi affet beni enişte. Enişte. Ben söyleyeyim Hulusi Bey. Elması vereceksin bize. Kayınbiraderiniz elimizde. Ona göre Hulusi Bey, adamlarım ve ben yarın sabah evinizin önünde bekleyeceğiz. Polise gitmeyecek kadar akıllı olduğunuzu biliyoruz. İyi geceler. Tarık! Tarıkçığım! Bu ne küstahlık? Anlaşmalara pek uymuyor gibisin dostum. Ne anlaşması? Kimsiniz siz? Fikrini çabuk değiştirdin galiba. Ama sökmez bana. Ver bakalım malı. Hangi malı? Yeter bu kadar maskaralık. Dün gece ne konuştuysak aynen uygulanacak bugün. Ver elması. Hı? Elması mı? Evet elması. Bana bakın ne diyorsunuz siz? Kayınbiraderin her şeyi anlattı bize. Hı? Kayınbiraderim. Demek o. Yeter artık be! Bize enayi mi sanıyorsun sen? Ya elması verirsin ya da kayınbiraderini yok bil. Kayınbiraderim ha! Ne bok yerseniz yiyin o ite! Elmas melmas yok bende! Hadi defolun şimdi! Elması veriyor musun, vermiyor musun? Vermiyorum ulan! Elması da vermiyorum, zümbütü de vermiyorum, pırlantayı da vermiyorum, tamam mı? Defolun çıkın arabadan! Sana 48 saat izin! Ya elması verirsin ya da büyük bela çıkarırız başına! Gel lan buraya! Ulan mahvedeceğim seni! Ulan perişan edeceğim! Gel buraya! İt oğlu it! Bye.
Yutturamazsın bana Rıza. O uzun herifin nerede olduğunu söyleyeceksin. O da ilgili bu işle. Yok dedim ya. Saf, masum, içine kapanık bir delikanlı o. Eniştemi niye karıştırdın? Ne yapayım, kafamı çalıştırdım. Yoksa kimse gelip kurtarmazdı beni buradan. Ya? Yürü hadi gidiyoruz, tanıklık edeceksin bana. Kaçıracağız. Adamlar üşüşüyorlar tepeme. Malı ver diyorlar bana. Zati Bey'i de tıraş etmiş, kuşa çevirmiş hergele. Atıldı işten. Hepimizin huzurunu kaçırdı, iki paralık etti şerefimizi. Yemediği halt kalmadı. Murat'a da kötü örnek oldu. Islık öttürmek ne demek be? Kötü bir insan olamaz o abi. İstese de olamaz. Biraz aklı havada işte. Yoksa... Susun be! Susun! Vuracağım. Şerefsizim vuracağım. Hele bir daha sokulsun bu eve. Hele bir daha sokulsun! Dayının nerede olduğunu bilsem götürürdüm seni. Bilsem gider bulurdum onu. Arayalım öyleyse. Nerede arayalım Murat? Gör bak Serap abla, gelecek dayım. Gelecek işte, bırakmaz beni o. Bırakmaz Murat. Serap? Murat'ı kaçırdılar Tarık! Ne olur kurtar onu Tarık, bul onu! Sen sebep olmuşsun, enişten seni... Oğlun elimizde Hulusi! Ya malı getirirsin ya da harcarız çocuğu! Anlamıyor musunuz, ben de değil diyorum size! Elmas'tan haberim yok benim! Bırakın oğlumu! Öyle mi? Pekala! Şu halde 2 milyon lira istiyorum! Tam 2 milyon! Anladın mı? Polise falan haber vermek yok. Tam 4'te bekliyorum. Parayı getirmediğin takdirde bir daha göremezsin oğlunu. Hiç acımadan gebertirim veleti. Dayın kendi paçasını kurtarsın şimdi! Sarhoş değil benim dayım! Fabrikadaki şişko da böyle gülmüştü ama... ...sonra biz ona güldük. Kes ulan sesini velet! Baban dediğimi yapmazsa hepten kesilecek sesin! Alo, Hulusi Bey! Beni dinle! Bir kez daha hatırlatıyorum anlaşmamızı.
Demek 2 milyonu getiriyorsun ha? Tabii tabii, bırakacağız çocuğunu. Şimdi tekrarla bakayım, kaçta nerede bulacaksın bizi? Aynen tekrarla. Güzel. Süre doluyor. O elmas için gerekirse 100 kişi harcarım. Enişten nerede ulan? O niye gelmedi? Hulusi Bey bizimle yolladı parayı. Tam 2 milyon. Korktu deme. Önce çocuğu, sonra parayı. Gel bakayım aslanım, ver bana. Tut şunu. Canavar seni. Buldum, elması buldum. Misket, o benim misketim. Dayımla futbol oynarken bulmuştum onu. 2 milyonluk misket olur mu ya? Biliyordum be, biliyordum senin dürüst adam olduğunu. Hey! Çıkın ortaya! Neredesiniz? Getirdim parayı, çıkın ortaya, oğlumu serbest bırakın! Dinle Ahbap, babana tatlı bir şaka yapacağız. Ama hiçbir şey söylemeyeceksin ona, tamam mı? Tamam dayıcım. Unutma, sadece bir şaka bu. Yaklaş! 3,5 adım yürü! Hadi bakalım Rıza kardeş, yap numaranı. Git çantayı alın iştenle. Hadi. Para tamam mı? Tamam. Bırakın oğlum. Zühtü, Kamil, Rıfkı, yollayın çocuğu. Kovboy filmi gibi dayı. İyi bildin be Ahbap. Sakın unutma, haberin yok benden, tamam mı? Sen merak etme dayıcığım. Aslan dayıcığım. Hadi, hadi koş şimdi Ahbap. Babacığım! Oğlum!
Yavrum benim. Tam 2 milyon var bunun içinde. Sende de tam 2 milyonluk elmas var. 2,5 lira versene bana yol parası. Sende varsa ben rica edecektim. Mahvettin beni! Gitti tam 2 milyonum! 2 milyonum gitti! Yıkıl! Yıkıl çabuk git buradan! Parçalayacağım seni sınır dışı ettirici! Artık size yük olmak istemiyorum enişte. İstenmediğim yerde durmam ben. Bunu vermeye geldim enişte. Çok zor oldu ama aldım enayinin elinden. Elveda. Sen de dayıma çekmişsin babacığım, benim gibi. Ne o? Önemli bir olay var galiba. Hem de nasıl? Smokinini de almışsın, evleniyor musun yoksa? Ha? Evlenelim mi dedin? Ben öyle bir şey demedim. Demedim mi? Yo. Hay Allah! Öyle ya, benim teklif etmem lazımdı.